önümüzdeki maçlara yansıyacak. Her takımda bugün Erzurum'un sadece işin bir yönünü yapmaya çalıştığını vurgulayalım. Öyle bir karşılık vermeyebilir. Beşiktaş'ta doğru tespit Erman Hoca'da da yapmış. Sizin konuştuğunuz doğru. Şimdi sorun belli. Beşiktaş'taki sorun özellikle bu az önce söylediğin hem Atiba hem Josef önünde de Mensah'la özellikle rakibi Atiba ile Joseph yani futbolda her seçim bir şeylerden vazgeçersin. Eğer böyle bir oyuncularla özellikle orta sahada oynuyorsan bir de Mensah açık alan oyuncu zaten atılan ikinci gol bunu gösterdi. En kutuya attırdı. Daha çok rakibi kontrol altına orta sahada almak, yani oyunu tutmak, oyunu yapmak, rakip yarı alanı yıkmak, rakip ceza sahası içinde çoğalmak, özellikle oyunu e, rakip ceza sahası yakınına yıkmak şimdi Atı ile Joseph'le bunu bir yere kadar yaparsın. Mensah'la bile. Beşiktaş'taki sorun bu. Beşiktaş takımı 0 sıfırlarda sancılı oyunu var. En önemli kapandığı zaman rakipler Beşiktaş daha önceki maçlarda da zaten bunu gösterdi. Orada yapılacak set ucumlarının çeşitliliği az Beşiktaş'ta. Ve de o profilde oyuncu yok. Buna golü atan Enkudu da dahil. E Gezal'la onu yapabilirsin. Şimdi Mensah'la onu yapamazsın. Atiba bir yere kadar, Josep bir yere kadar. Necip aynı şekilde bir yere kadar. Yani bu kadar rakip yarı alanda oynayacaksın. İlk yarı %64 topla Beşiktaş oynuyor. Maç Ama, sonunda %64 evet, yani. Evet ya %64 da oynuyor. Özellikle ilk devre pozisyon üretemiyor. Özellikle o beceri ve de o farklılığı getirecek oyuncular yok. Beşiktaş takımının sorunu 0-0'ı Sergen Hoca'nın iyi tahallet etmesi gerekir. Ona göre sağ içindeki organizasyonunu, hücum setlerini iyi belirlemesi gerekir. Beşiktaş'ın en önemli peki artısı ne? Beşiktaş takım 1-0 öne geçtikten sonra Ender Türkiye'de 1-0 öne geçtikten sonra en iyi tutan ve daha fazla gol pozisyonuna giren, gol bulan ve rakibe de işte Ativa özellikle Josef gibi oyuncularla da az pozisyon veren bir takım. Yani Beşiktaş takımı 1-0'a kadar bu sancılı süreçleri ligde ne zaman çözdüğü zaman özellikle o süreci kısalttığı zaman Ondan sonra Beşiktaş takımı 2 3 4 bugünkü gibi rahat rahat skoru sağlayabilecek veya 1-0 bile oyunu bitirebilecek bir kadro yapısı var. Onun için Sergen Hoca'nın özellikle bu kadroyla mesela bugün çıkar Mensatla Enkut'u hemen 1-0'dan sonra alan boşaltta öne çıktı Erzurumspor e, savunması. Bir duran topun devamında işte Mensat Tempo Tempo e, topla driplingi çok iyi bir oyuncu gitti kutuya boş kaleye attırdı. Onun için Beşiktaş takımını burada sıkıntı yaşamaz 1-0'lardan sonra. Esas nedir? 0-0. O da nedir? Çözülen değil, Ender çözen takım olacaksın. İşte çözülen takım Erzurum sporu olduktan sonra 1-0'dan sonra fark geldi. Onun için Beşiktaş eğer Sergen Hoca mutlaka bununla ilgili çalışmalar yapıyordur. Daha fazla yapıp ve ona göre de bir kadro çıkarması gerekir. Yani böyle geldi, topu sana bıraktı, kendi yer alanında karşıladı Beşiktaş'ı. İşte Beşiktaş buradaki üretkenliğini arttırmalı. E, Gezel diyor ki Maçın önemini biliyorduk Birlikte oynadık ve başardık Şuraya da verebilir miyiz e, Zor maçı e, Zor maçtı e, İlk golü bulana kadar zorlandık Sabırlıydık Topu kaybettiğimiz yerde direkt baskı yaptık Ve bu şekilde kazandık demiş Haşit e, Gezel. E, Feyyaz hocam Sanki Necip'e zaman zaman haksızlık ediyoruz Yani şimdi bu Necip ee, bu sezon parasını da azaltmadı mı? Bir indirme gitti değil mi? Gitti. Gitti. Ya yani bu adam her yere koyuyorsunuz. Sağ beke koyuyorsunuz. Stoper'e koyuyorsunuz. Orta sahaya koyuyorsunuz. Sizin sol bek e, yuvanızdan mi? yetişmiş bir oyuncu. Kim zaman ya işte bu vardır böyle oyuncular. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta. Yani e, böyle maç kurtarır ya da çok önemli çizgiden top çıkarırlar. Ben Necip'i çok defa hatırlıyorum çizgiden gol çıkardığını, işte orasının burasının kanadığını falan. Ama bir hata yapar mesela. Bir top kaybı olur. O gün takım kaybeder. Aa Necip işte şöyle ya da ne bileyim Fenerbahçe'de mesela Selçuk vardı öyle. Galatasaray'da Sabriye denirdi. Yani bu tarz işler var ama Necip'i sanki e, biraz hafife alıyor futbol kamuoyu. <laughs> Taraftarlar da <laughs> zaman zaman <laughs> Necip'e haksızlık ediyor gibi geliyor bana. Şimdi e, çok güzel bir yere geldin Ender. E, Necip için şöyle diyebilir miyiz? E, banko Sabek oynatır mısın Roziye varken? Oynatmaz. Oynatmazsın. Önlü bir oynatır mısın <laughs> Atiba Desosa varken? Oynatmazsın. E, Stoper oynatır mısın Vida Wellington varken? Oynatmazsın. Oynatmazsın. Hangisi? Nasıl oynatırsın? Hiçbiri yokken kim oynatırsın? <laughs> Necip'i oynatırsın. Yani kardeşimiz hakikaten bir can kurtaran gibi. E, takımın banko adamı hiçbir zaman olmadı. Maçı seyrederken de onu gördük zaten Rea <laughs> Hoca'yla onu Yani e, kariyerinin sonunda hala öyle basit hatalar yapıyor ki. O kadar iyi niyetli, o kadar coşkulu bir çocuk. E, ama tekniğini belirli bir yere kadar geliştirebildi. E, ama onun Beşiktaş'ta olmasından çok mutluyum ben kendi adıma. En azından e, Beşiktaş'tan yetişmiş bir adam olarak ihtiyaç lazım halinde oldu. olsa bile, <laughs> ihtiyaç halinde bile çıkıp iyi işler yapabilen bir kardeşimiz. Bugünkü oyununu... Tebrik ediyorum. Oynamadığı zamanları da tebrik ediyorum. Yani Bir de hamle oyuncusu da değil. Yani banko adam değil hamle oyuncusu da değil. Her şeye rağmen kardeşim hiç küsmek yok. Yani herhalde ya Pollyanna'nın erkek versiyonu gibi mutlu adam ya. Devamlı ne zaman görev verirlerse e, oynuyor. Maaşını indirdi. Her türlü fedakarlığında yapıyor. Yani fedakarlık dersen Necip. Joker adam dersen Necip. <laughs> Sıkıntı var orada dersen Necip. Yani. oynayabildiği kadar oynasın diyoruz. Ne diyelim ee, inşallah e, uzun yıllarda yapabildiği kadar bu kadronun içinde olsun. Hatta bence e, teknik direktörlerde de bir eksik olduğu zaman Necip'i hemen oraya alabiliriz yani yardımcı <laughs> hocalardan. Beşiktaş'ın bir yandan hafızası da böyle alt yapıdan gelen bu kadar uzun süre oynayan, <laughs> devamlılık gösteren oyuncular değerli bence hocam. Çok yani değerli her büyük takım için galip böyle hafızaya sen, ihtiyaç var. Galip götürüyorsan maçı Necip'ten faydalanabilirsin. Stober'de faydalanırsın. Önlü büroda He. faydalanırsın. Her yere koyuyorsunuz. Sabek bir de faydalanırsın. Önde gidiyorsan bitirmek istiyorsan ama hücum oynuyorsan ancak Erzurum'un karşısında faydalanırsın. Erber hocam bir de karşı takımını bir gör bakayım. Necip'i bir oynat da Sabek bir de sarı karttan çıkar mısın? <laughs> Cepte sarı kart var Necip. Mesela Gaziantep, Maziantep filan, Antep takımını filan karşısında oynat da bir göreyim ben Necip'i Sabek'te. Ha ortada gider, stoperlerde gider, önliböre gider. Önde oynuyorsan bitirmek için gider. Ama gider. skor kazanmak korumak için gidiyorsan işi zor. Şimdi skor koruma adına Beşiktaş'ın Ama öyle adam lazım. lazım. Bahsettiğimiz bir konu var. E hakikaten skoru skor tutan bir takım Beşiktaş. Niye Atiba ve De Souza gibi kazanmak zorunda oldukları zaman ofansa katkı sağlayan adamlar, e, skoru korumak gerektiğinde de bakıyorum hemen De Souza ve Atiba hemen o defansif şeyi giyiyorlar. O formayı hemen değiştiriyorlar. Biraz daha defansif oynamaya başlıyorlar. Bana göre Beşiktaş'ın bir sıfırı ya hocam da onu söyledi. Bir sıfırı yakaladıktan sonraki en büyük kozu bu ikili. Artı Necip gibi defansı önemseyen oyuncular da olunca ne oluyor? Skor <laughs> e, kötü başlayan Ersin gol yemeden maçı bitiriyor ki. E, tabii onun adına da sevindik. Ama Beşiktaş'ta skoru tutabilen bu oyuncular var. Bu da şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj. E i̇şin e, tabi hocam dün Fenerbahçe maçında da e, takım savunmasından stoperlerin e, uyumsuzluğundan e, Tisera'nın çokça yaptığı hatalardan bahsederken hocam da hatta stoperler değil takım takım gol yer savunma yemez demişti dün de onu hep söyler Erman abi. E, ama Beşiktaş'ın o anlamda bir avantajı var. E, özellikle şey de geldikten sonra, De Souza'da geldikten sonra Takım savunması adına da o omurgayı toparlayan isim oldu. Yap. Zaten Atiba, Mensa Hı. biraz da düzelince. E, Feyyaz Hoca'nın zamanından beri bir, bir şey gözlemliyorum ben. Şimdi kan bağı e, insanlara aile yapmaz. Akraba, işte akraban olur. Ama aile farklı bir şeydir. Hı. İlla kan bağına bağlı işte akrabalarla aile olunmaz. Aile sadakatle birlik beraberlik vakit geçirmek, zaman geçirmek, emek harcamak. Kötü günde aynen çok güzel söylüyorsun sender Kötü günde, iyi günde beraber olmak. Yani sadakat önemlidir aile olmakta. Beşiktaş takımı Feyyaz Hocaların zamandan beri zaman zaman o çok Öyle az o zaman muazzamdi ya. Zaman <gülüyor> önce. Şimdi <laughs> <laughs> demeyelim es, ama. <laughs> ee, yani o zamandan beri bir böyle bir gelenek var, bir kültürü var Ender. Bu çok önemli. Şimdi Fenerbahçe'de örnek verdin ya. Beşiktaş takımında bakıyorsun Antrenmana gelen oyuncular moralli, neşeli, ısınırken iyiler. Ve de Beşiktaş bir krize giriyor bakıyorsun hemen o kriz açılıyor. Bir, yani e, parayla, ekonomiyle ilgili bir sıkıntı olsa bir şey işte zaman zaman da oyuncular kendi içinden özellikle yerli oyuncular geçmişten böyle bir kültür oluştuğundan böyle bir anlayış hep öyle olumlu hareket ediyor. Yani Beşiktaş takımı özellikle bir aile görüntüsü var. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Yani sağ içinde savaşan, koşan, ve de aile dediğim gibi birbirini sağ içinde zor durumda bile yalnız bırakmayan bir Beşiktaş takım var. Beşiktaş'ın o takımdaşlığı zaten o krizi de aştırdı. 22 puanla 4. sıraya geldiler. Ee, Erman Hocam siz Fenerbahçe için ne zamandı? 3-4 hafta önce miydi? Ya bak oyuncularla ilgili sıkıntı var. Sadece bir şeyler var Gözüküyor. dediniz. Ya 3 ya 4 hafta, 4 hafta önceydi. Önce. Ama bak çorap sök gibi geldi. Ee, o yüzden Rea Hoca'nın söylediğini e, değerli buluyorum. Yani o Hocam, bir takım için şimdi, çok kritik bir nokta çünkü. Şimdi bak, ben sana bir şey...